Abdurrahman Dilipak, cemaat bu işe ne der? Cemaatin yerel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile işbirliğine zorlanması tabanda büyük tepkilere yol açmıştı. Bu ittifak geçici, kerhen bir işbirliğini ifade ediyordu. AK Parti'ye bir şefkat tokadı indirilmesi ve hizaya getirilmesi gerekiyordu. Cemaatin bu vesilesiyle gücünün gösterilmesi ve diğer partiler içinde de örgütlenmesi gerekiyordu. Cemaatin CHP ile işbirliği yeni değil, çok eskilere gider. Ecevit'e şefaatinin arkasında da o derin bağ var. Baykal'ın Cumhurbaşkanlığı hayal arkasındaki isim de Gülen'di. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasında da cemaatin o ruhaniyet giydirilmiş özgül ağırlığının etkisi belirleyici olmuştur. Oransal olarak cemaatin AK Parti'deki adamından daha fazladır. CHP içindeki şöyle ya da böyle etki alanına giren milletvekili sayısı. Cemaat tabanı hep CHP ile ilişkiyi, kazanmaya dönük bir iyi niyet hareketi, kerhen siyasi mecburiyetten kaynaklanan zaruret olarak gördü hep. Tabi hocanın karizması ve manevi etki gücünün onlar üzerindeki muhtemel etkisi de hep yedekte tutulmuştur. Şimdi gözlerinizi kapatın ve bir 28 Şubat rabıtası yapalım. Ecevit Merve Kavakçı'yı göstererek atın şu kadını dışarı diyor. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyen Mustafa Kemal edasıyla. O da rejimi kurtarıyor ya hani irtica ile mücadele, istila ile mücadeleden daha zor ve elzem bir hadise ya. Ve sonra Hoca Efendi'yi düşünün. Ecevit'le manevi olarak diyaloğa geçiyor. Onun şefaati ulaşıyor. Ecevit Hoca Efendi'nin vaazını dinleyen bir müride dönüşüyor. Hoca Efendi vecd içinde konuşurken o da var gücüyle bağırıyor. Allah! Şu andaki manzara bu hayal tablosundan inanın daha komik bir tablo. Cemaat aslında Vatikan'la, İsrail'le ve Amerika'yla kurduğu o ileri derecedeki işbirliğinden sonra her şey mümkün. Bekri Mustafa fıkrası gibi bir şey. Bekri Mustafa Ayasofya'ya imam olmuşsa geriye ne kalıyor ki? Bu ülkelerle kripto ilişkilerinizi varsa derin devlet, loca kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı siyasetle ve CHP ile bağınızın olmaması mümkün mü? Tabii şu var. İsrail dünyanın en zengin, en güçlü, yenilmez bir ülkesi değil mi? Taktik icabı bulaşmayacaksın. Bize hep eskiden beri İsrail'in gücü ve zenginliği, yenilmezliği anlatılmadı mı? Eleştiriyor gibi anlatırken aslında dokunulmaz, erişilmez bir güç haline getirildi. Cemaat de gitti o güce sarıldı. Amerika desen zaten ılımlı İslam politikasına destek veriyor. E böyle bir gücü yanına arkama almak varken niye karşıma alayım ki? AB ülkeleri de öyle. Ergene konculara karşı demokrasi silahını kuşanacaksın. Maşa varken ateşe el uzatmayacaksın. Vatikan'la tapınakçılarla ilişkiye gelince onlar ehli kitap. Komünizm cereyanına karşı ehli kitapla ittifak yapacağız. Cemaate bunu böyle anlattılar. Bugünlere böyle geldik. Bütün bunlar bir oyundu aslında. İslam reforma tabi tutulacaktı. Alameti farikaları yok edilmiş bir İslam. Allah'ın dini olmayacaktı olmaktan çıkarılacak semboller, ikonalar ve ritüellerden ve seremonilerden oluşan bir religiyoya dönüştürülecekti. Bugün bu plan deşifre oldu. Türkiye'de ve bölgemizde yaşanan çatışmanın temelinde bu var. Bu proje gerçekleştirilseydi, onların planına göre Bob planı çerçevesinde bölgedeki 22 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapıları değiştirilecekti. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Bu defada Müslümanların bir araya gelmelerini engellemek için atomizasyon, nötralizasyon, agnostizm sürecini başlattı. İslamofobia ve radikal İslam bombaları patlatıldı. Birileri benden sonrası tufan anlayışıyla dini, mezhebi, etnik, ideolojik, politik ne kadar kanaat farklılığı varsa hepsini gündeme taşıyor. İslam dünyasını umutsuzluğa sevk etmek istiyorlar. Bunun için psikolojik harp taktikleri uyguluyorlar. Bu anlamda topyekün bir saldırıya geçtiler. Süleyman Şah ve meclisteki güvenlik yasası süreci üst üste geldi ve maskeler bir kez daha düştü. Kirli ittifakla operasyonu engellemeye çalıştılar bir yandan. Öte yandan terörist faaliyetleri engellemeye yönelik tedbirlerin alınmasına karşı çıktılar. Anti terör yasasında risk yok değil. Ancak yasanın çıkmaması halinde risk daha büyük. Çünkü terörü önleyemiyorsunuz. Molotov kokteyli silah değil, şüpheli yüzünü kapatıp kimliğini gizleyebiliyor. Şüphelinin üstüne aramak için izin mekanizması şüphelinin kaçmasına sebep olabiliyorsa ne yapmanız gerekiyor? Bu güvenlik açıklarını bu tedbirlerle karşılayamayacaksanız neyle bunu karşılayacaksınız? Muhalefetten buna ciddi bir cevabı olan var mı? Ya da bunlara destek veren STK'lardan? Kirli ittifakın sivil ve siyasi ayağı deşifre oldu ve öyle sanıyorum ki güvenlik paketi daha 10 gün tartışılmaya devam edecek. Birileri toplumu germek için elinden geleni arkasına koymayacak ama bu vesileyle de toplum oynanan kirli oyunun farkına varıp günü geldiğinde sandıkta oyunu bu tecrübeyle kullanacak. Cemaat tabanında hala paralel yapılan umudunu tümüyle kesmemiş olanlar da yaşanan bu süreç içinde kim bilir belki de bir şefkat tokadı yemeden daldıkları denin uykudan uyanırlar. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.